Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde dil öğrenme sürecinizi olumlu bir şekilde etkileyecek bir teknik sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi tekniğimizin adı Hilalog tekniği. Bunu ben kendim ürettim ve sizinle ilk kez paylaşıyorum. Yani hilal bir de ok var. Birazdan ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Örnekler üzerinden göstereceğim. Evet, başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar, siz herhangi bir dili öğrenmeye çalıştığınız zaman kendi ana dilinizi baz alarak onun üzerinden siz yabancı dil öğrenmeye çalışırsınız. Mesela İngilizce öğrenmek istediğiniz zaman eğer ana diliniz Türkçe ise Türkçe üzerinden İngilizce, Kürtçe ise Kürtçe üzerinden İngilizce veya ana diliniz her neyse onu baz alarak, onu referans alarak siz diğer dili öğrenmeye çalışırsınız. En azından dünya genelindeki dil öğrencilerinin ortalaması bunu bu şekilde yapar. Diğer türlü de olmuyor zaten. Şimdi ben bundan nereye gelmeye çalışıyorum? Hani İngilizce öğrenmeye çalışırken Türkçe kullanıyorsunuz ya, Türkçe üzerinden gidiyorsunuz ya. Siz Türkçenin de çalışma şeklini az çok biliyor olmanız gerekiyor. Türkçenin gramerinden bahsetmiyorum. Hani Türkçenin bir dil olarak nasıl çalıştığını az çok biliyor olmanız gerekiyor. Evet, fazla uzatmadan hemen örnek cümlelerimize geçelim isterseniz. Türkçe ile başlayalım. Türkçenin çalışma şeklini az çok anlamaya çalışalım. Mesela ilk örnek cümlemiz şu olsun. Ben arayacağım. Ben arayacağım. Şimdi ben bu cümlenin üzerine arkadaşlar bir tane hilal koyacağım. Hilal, Türkçe ile bir bağlantısı olan bir sembol sonuçta, yarım ay. Hilali koyuyorum. Neden? Çünkü bu hilalin iki ucu cümlede verilmek istenilen en önemli mesajlara odaklanıyor. Kim? Ben. Ne yapacağım? Arayacağım. Şimdi ben bu cümleyi biraz daha değiştiriyorum. Ben seni bir saat sonra arayacağım. Cümlede ne kadar fazla değişiklik yaparsam yapayım hiç fark etmez. İki hilal arasında olacaktır bütün verilmek istenilen mesajlar. Ama en önemli mesaj cümlenin hep en sonundadır. Türkçe'de arkadaşlar vermek istediğin en önemli mesaj hep en sondadır. O fiil dediğimiz kısım var ya, arayacağım. Ben seni iki saat sonra arayacağım. Ben seni işimi tamamladıktan sonra arayacağım mesela. Ben senin talebini ne bileyim şunu 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 yaptıktan sonra yapacağım. Bakın. Bütün verilmek istenilen mesajlar hep sondadır. Yani bizim hilalimiz hep böyle genişlemeye devam eder ama verilmek istenilen mesajla özne arasında hep biriktirir. Mesela daha da iyi anlaşılması için şu örnek üzerine gidelim. Ayşegül İzmir'den 2 gün önce döndü. Biz burada Ayşegül'ün döndüğünün mesajını vermeye çalışıyoruz değil mi? Ama aradaki o detaylar hep bu ikisinin arasındadır. Ayşegül İzmir'den 2 gün önce döndü. Benim yarın sabah saat 9'da bir toplantım var. Yani benim yarın sabah işte toplantım var. Benim toplantım var demek istiyorsunuz değil mi? Var olduğunu mesajı hep en sondadır. En son kısmına yok da diyebilirsiniz. Mesela bu cümlenin sonuna kadar gidene kadar dinleyici sizin mesajınızı anlayamayacaktır. Mesela benim yarın sabah saat 9'a bir toplantım yok. Ya işte var ya da yok demek tamamen o konuşmacıya bağlı. O yüzden cümlenin sonuna kadar beklemek zorunda. İngilizce'de işler böyle değil. Birazdan göstereceğim. Aynı cümlelerin İngilizce karşılıklarını göstereceğim. Nasıl bir şey olduğunu. Türkçe'de en önemli mesajlar hep sonludur. Biz yarın akşam saat 7'de buluşacağız. Buluşmayacağız da olabilir. Ama bizim işte hilalimiz halen de hep kendi içerisinde barındırıyor bütün detayları. Burada ne kadar fazla değişiklik yaparsanız yapın hiç fark etmez. Türkçenin genel kuralıdır. Verilmek istenilen mesaj hep en sonda geliyor. Başta özne, sonra en sonda da mesaj. Yani biz buluşacağız. Ben bir bardak su alabilir miyim? Ben alabilir miyim? Yine hilalimizin ilk ucu en önemli olan özneye bakıyor. Diğer ucu da verilmek istenilen mesaja. Türkçenin çalışma şekli 3 aşağı 5 yukarı bu. Ya benim Türkçe gramerim çok iyi olduğunu iddiasında değilim. Benim tek derdim arkadaşlar bu işi çözüme kavuşturmak. Gördüğüm kadarıyla Türkçe hilal taktiğiyle, hilal tekniğiyle çalışan bir dil. Başıyla sonu vardır. En önemli olan kısmı araya sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın. Şimdi İngilizce ile karşılaştıralım. Mesela ben seni bir saat sonra arayacağım. Siz İngilizce'de bunu yapmak istediğiniz zaman arkadaşlar hilal taktiğini değil ok taktiğini kullanmanız lazım. Ne demeye çalışıyorum? Dikkat edin. İngilizce'de bütün cümleler verilmek istenilen mesajı en başa koyuyorlar. Yani cümlenin girişinde siz nokta atışı yapmak zorundasınız. Giriş kısmında bütün vermek istediğiniz mesajı vermeniz lazım. Cümledeki en önemli kısım burada
Ben arayacağım. O kısmıyla başlamanız lazım. Kim? Ben. Ne yapacağım? Arayacağım. Yani I will call you. I will call you an hour later. I will call you an hour later. Seni bir saat sonra arayacağım. Yani ben arayacağım seni bir saat sonra. Giriş kısmı hiçbir zaman değişmiyor İngilizce'de kolay kolay. Kim? Ben. Ne yapıyorum? İşte arıyorum. Ne yapacağım? Arayacağım. Ne yaptım? Aradım. Yani cümlenin en başında vermek istediğiniz en önemli mesajı vermeniz gerekiyor. Bir nokta atışı yapmanız lazım. O yüzden ben giriş kısmından nokta atışı yapın diye buraya bir ok koyuyorum. İngilizcenin çalışma şekli hilal taktiğiyle değil, ok taktiğiyle. Yani girdiği andan itibaren siz mesajı vereceksiniz. Geri kalan detayları sonradan vereceksiniz. En önemli olan kimin ilk başta ne yapacağı. Ben arayacağım. Ben konuşacağım seninle. Ben tartışacağım bu konuyu ailenle. Yani cümle içerisinde fiil en önemli mesajı barındırır. Yapılacak eylem en önemli mesajı barındırır. Ve İngilizce'de dilin çalışma şekli girdiğiniz andan, yani cümleye girdiğiniz andan direkt o mesajı vermeniz gerekiyor. Önem sırasına binaen. Ve İngilizce cümlelerinde önem sırası genellikle fiillere veriliyor. Kimin ne yapacağını, kim? Ben. Ne yapacağım? Arayacağım. Kimi? Seni. I will call you an hour later. Seni bir saat sonra arayacağım. Bir sonraki örneğimize bakalım. Mesela Ayşegül İzmir'den 2 gün önce döndü diyor ya. Siz şimdi Ayşegül döndü İzmir'den 2 gün önce demeniz gerekiyor. Önem sırası yine fiillerde. Kim? Ayşegül. Ne yaptı? Döndü. Ayşegül'ün döndüğünü girdiğiniz, yani cümleye girdiğiniz anlam vermeniz lazım. Yani Ayşegül returned from İzmir 2 days ago. Ayşegül döndü İzmir'den 2 gün önce. Tamam, bizimki gibi en sonda değil. Onlar hep giriştedir ve bu kural kolay kolay değişmiyor. Bütün tenslerden hemen hemen aynı arkadaşlar. Başta kim, sonra ne yaptı? Ondan sonra detaylara ineceksiniz. Nereden, için, nasıl falan. Onlara sonradan ineceksiniz. İlk başta vermek istediğiniz mesaja odaklanacaksınız. Örneklere devam edelim. Mesela benim yarın sabah saat 9'da bir toplantım var. Yani benim toplantım var demem gerekiyor. Ondan sonra yarın sabah saat 9 şeklinde. Şimdi bu varlar kafanızı belli bir derecede karıştıracaktır birçoğunuzun ama zor değil. Mesela bakın. Benim iki kardeşim var. I have two brothers veya I have two siblings, işte kız erkek fark etmez. Benim iki kardeşlerim var, iki kardeşim var. Şimdi have fiili sahip olmak var ya, İngilizler ben iki kardeşi sahibim demeyi tercih ediyor. Bizimki ise Türkçe'de benim iki kardeşim var demeyi tercih ediyoruz. Kültür meselesi. Burada da benim yarın sabah saat 9'da bir toplantım var derken, yani ben bir toplantıya sahibim. Yarın sabah saat 9'da bir toplantıya sahibim. Yani şu anda kulağınıza tırmalana eminim. Çünkü Türkçenin kültüründe bu yok. Yani böyle bir cümle duymazsınız. Ben yarın sabah saat 9'da bir toplantıya sahibim. Geç kalmamam lazım. Bu şekilde duymazsınız. Yarın sabah saat 9'da ben toplantım var deyip geçersiniz. Varların karşılığı genellikle İngilizce'de have. Yani siz bunu şu şekilde yapacaksınız. I have a meeting at 9 o'clock tomorrow morning. Yarın sabah saat 9'da bir toplantım var veya da bir görüşmem var şeklinde. Mesela biz yarın akşam saat 7'de buluşacağız diyor ya. Yapacağınız şey çok basit. Cümlenin başıyla sonuna odaklanacaksınız. Bu cümle size aitse eğer. Baş kısmında biz diyor, son kısmında buluşacağız diyor. Yani kim? Biz. Ne yapacağız? Buluşacağız. Yani biz buluşacağız yarın akşam saat 7'de şeklinde siz İngilizce ifade etmeniz gerekiyor. Buluşmak, meet değil mi? Yani daha demin söylemiştim. We will meet. Şimdi burada gelecek zaman olduğunu anladınız. Ben derslerinden artık bakmışsınızdır, öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Sıfırdan İngilizce serime bakmanızı tavsiye ederim bu konuda eğer. Yani zamanlarla ilgili bir sıkıntınız varsa. Şuraya baktığınızda gelecek zaman olduğunu anlıyorsunuz bunun. We will meet şeklinde söyleyeceksiniz. We will meet at 7 tomorrow evening. We will meet. Yani we will meet. Biz buluşacağız. Saat 7'de yarın akşam. Tamam.
önem sırasına bakarsanız eğer ilk başta kimin ne yapacağı geliyor. Ve bu hiçbir zaman şaşmaz bir kuraldır. İngilizcenin %99'u bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Değiştirelim mesela. O öğleden önce kalkmaz. Kim? O. Ne yapmaz? Kalkmaz. Bu cümlenin başıyla sonuna odaklanacaksınız. Eğer siz kurduysanız, aklınızdan bu cümle geçti değilse, o kalkmaz deyin ilk başta. O, yani hiçbir şey fark etmez, ne yapmaz, kalkmaz. Olumsuz bir cümle. Yani kurduğunuz cümlenin olumlu, olumsuz veya soru olduğuna dikkat edeceksiniz. Kendi ana dilinizde kurmuş olduğunuz cümlenin farkındalığı, yani sizde ne kadar etkili. Mesela ben bu cümleyi kurduğum zaman, evet ben bir olumsuz cümle kurmaktayım hissiyatı geliyor. Size de geliyor mu? Gelmiyorsa İngilizce'de değil, kendi ana dilinizde belli bir derecede sıkıntı var. Farkındalık yaratmanız gerekiyor kendi açınızdan. Mesela burada o, he, she ya da she, he fark etmez. He, she doesn't get up. Yani o kalkmaz. He doesn't get up. She doesn't get up before noon. O öğleden önce kalkmaz. Ahmet doesn't get up before noon. Merve doesn't get up before noon. Yani buraya isim de koyabilirsiniz. Devam edelim. Ben dün gece geç yattım. Kim? Ben. Ne yaptım? Yattım. Cümlenin başı sonu. Ben yattım demeniz gerekiyor ya da ben geç yattım demeniz lazım. Hani buradaki geç en sonunda yatmak, uykuya gitmek fiilini etkiliyor ya. O yüzden ben geç yattım dün gece demek zorundasınız İngilizce'de. Önem sırasına göre. I went to bed. Bakın, I went to bed. Ben went to bed. Go to bed. Uykuya gitmek. Uyumaya gitmek ya da uyumak. İngilizler bunu yatağa gitmek şeklinde, yani uykuya gitmek şeklinde böyle bu şekilde ifade ediyorlar. Yani go to bed bunun geçmiş hali went to bed. Çünkü cümlemiz geçmiş zamanda. Yattım diyor ya. Yatarım değil. Türkçe cümlemiz geçmiş zamanda olduğundan dolayı bunun İngilizce karşılığı tabii ki de geçmiş zamanda olacak. O yüzden go to bed değil de went to bed şeklinde söylemek zorundayız burada. I went to bed last night. Dün gece geç yattım. Bunu nasıl yaparsınız mesela? Siz biraz da kendiniz kafa yorun. Biz gelecek hafta İstanbul'a gidiyoruz diyorsunuz ya. İlk başta neyi söylemeniz gerekiyor? Evet. Biz gidiyoruz demeniz lazım. Tuhaf ama İngilizce bu, yapacak bir şey yok. Mesajı başa sıkıştırmak zorundasınız. Biz gidiyoruz gelecek hafta İstanbul'a. Hatta şöyle. Biz gidiyoruz İstanbul'a gelecek hafta şeklinde söylemeniz lazım. We are going. Bakın, we are going to Istanbul next week. We are going to Istanbul next week. Neden biz burada we are going dedik? Present continuous. Şimdiki zaman. Şimdiki zamanı siz yeri geldiğinde gelecek zaman için de kullanabiliyorsunuz ki burada bir örneği karşınızda duruyor. Biz gelecek hafta İstanbul'a gidiyoruz. Bakın, bu şimdiki zamanın gelecek zaman için kullanıldığı hali. Hafta sonu pikniğe gidiyoruz. Geliyor musun? Hafta sonu sinemaya gidiyoruz. Geliyor musun? Bakın, sinemaya gideceğiz de diyebilirsiniz. Sinemaya gitmeyi düşünüyoruz da diyebilirsiniz. Fark etmez. Bunun bir sürü alternatifleri var. Dil bu eninde sonunda, matematik değil. Yani nereye çekersiniz oraya gider. Mesela burada şimdiki zamanı gelecek zamana çekmişiz. Ve hakikaten de verilmek istenilen mesajı kendi içerisinde bal gibi barındırıyor. Biz gelecek hafta İstanbul'a gidiyoruz. Bu gelecek zaman için söylenmiş bir cümle. Aynı şey İngilizce için de geçerli arkadaşlar. We are going to Istanbul next week. Bu güzel bir şey. İki dil arasında bir bağlantı oluşturabilme adına önemli bir özellik. Present continuous'ı siz gelecek zaman içinde kullanabilirsiniz ki burada present continuous karşınızda. Devam edelim. Ben gelecek ay Londra'ya gidiyorum. Bakın, yine present continuous, yani şimdiki zaman, verilmek istenilen mesaj gelecekle alakalı. Ben gidiyorum demeniz lazım. I am going. Nereye gidiyorsunuz? Londra'ya. Ne zaman? Gelecek ay. Önem sırasına göre. I'm going to London next month. Girdiğiniz anda, yani cümleye giriş yaptığınız andan itibaren direkt siz nokta atışı yapacaksınız. O yüzden ben buna ok demeyi tercih ediyorum. Türkçemiz hilal, İngilizce ok. Hilal ok. Bunun sizde kalıcı olması gerekiyor. Çünkü kurduğunuz cümlenin başıyla sonuna dikkat ettiğiniz zaman İngilizce cümleyi nasıl kurmanız gerektiği ile ilgili hemen bir ipucu alabileceksiniz. Türkçe cümleniz doğru olmak kaydıyla bu arada. Mesela biz Ankara'ya 2 yıl önce taşındık.
Şimdi ben burada biz kısmını, yani cümlenin ilk başlangıç kısmını sürekli özneyi veriyorum. Konuyu anlayasınız diye. Normalde biz bu şekilde söylemeyiz. Ankara'ya 2 yıl önce taşındık. Yani bunu söylediğimiz zaman yani bizim taşındığımızı siz anlayabiliyorsunuz. Ama İngilizce'de öyle değil. İngilizce'de böyle değil arkadaşlar. Buraya ben biz kısmını, ben, sen, o sürekli özneyi vermemin sebebi İngilizce bu şekilde çalıştığından dolayı. Yani biz taşındık Ankara'ya 2 yıl önce şeklinde söylenmesi gerektiğinden dolayı ben baş kısmına sürekli özneyi veriyorum. Şu anda burayı öznesiz, yani bizsiz göz önünüze getirin. Ankara'ya 2 yıl önce taşındık. Böyle bir cümle vermiş olsaydım, ha biz nerede falan diyecekleriniz aranızda olacaktı muhakkak. O yüzden ben buraya bunu verdim. Biz taşındık. We moved. We moved to Ankara 2 years ago. We moved to Ankara 2 years ago. Mesela koronavirüs hayvanlardan insanlara geçmiş. Şimdi bu cümleyi söylemek istediğiniz zaman neresinden başlamanız lazım? Yani Türkçe cümlenin neresinden başlamanız gerekiyor? İngilizce cümlenin ipuçlarını alabilmeniz için. Tabii ki hilalin baş kısmıyla son kısmı değil mi? Yani koronavirüs geçmiş diyeceksiniz. Koronavirüs geçmiş hayvanlardan insanlara. Bitti. İngilizce karşılığı Coronavirus got transferred from animals to humans. Coronavirus, bu koronavirüs, got transferred, yani geçmiş, geçmek. Get transferred, yani belli bir yerden bir yere transfer edilmek, yani biliyorsunuz futbolcularda oluyor, transfer edildi falan filan. Burada da işte geçmek, geçiş yapmak, hayvanlardan insanlara. From'dan then animals, yani hayvanlardan insanlara. Örnek cümlelerimi gerçek hayat içerisinden olacak şeklinde çeşitli çeşitli bir şekilde gösteriyorum ki mevzuyu anlayabilirsiniz diye. Şimdi mesela Sinem çok yardımsever bir insan. Şimdi baktığınız zaman Sinem var, özne var ama burada yemek, içmek, gitmek, gelmek gibi bir fiil yok, bir eylem yok arkadaşlar. Buraya çok iyi dikkat edin. Bu kısmı çoğu şeyleri kafanızda netleştirecektir diye düşünüyorum. Sinem çok yardımsever bir insan. Şöyle bakıyorum. Bir eylem yok, bir fiil yok, bir hareketlilik yok. Ancak burada bizim görmediğimiz bir nokta var. Sinem çok yardımsever olan bir insan. İşte o olmak kısmı var ya, onu İngilizler am is are ile yapıyor. Mesela Sinem is a very helpful person. Şimdi bu am is are var ya, am is are, birçoğunuzun kafasını karıştıran am is are veya was were fark etmez. Geçmiş zaman için was were, geniş zamanda am is are. Bunun anlamı olmak demek. Olmak. Tamam. Mesela ben mutluyum diyorum ya, ben mutluyum. Siz bana baktığınız zaman işte gülümsüyorsam, mutlu bir haldeysem benim mutlu olduğumu anlarsınız değil mi? Yani arka planda bir olmak var. Yani ben mutlu oldum mesajını vermeye çalışıyorum. İngilizler bütün bu ifadeleri olmak fiiliyle, emizarla ifade etmeyi tercih etmişler. Dilin kültürü bu. Mesela bakın Sinem dedim ben burada. Sinem, tamam. Nasıl biri? Çok yardımsever olan bir insan. Yani çok yardımsever biri. Şu cümleyi ben Sinem'e tamlamam lazım. O yüzden is diyoruz burada. She is a very helpful person. Veya you are a very helpful person. Sen çok yardımsever bir insansın. You are şeklinde. Aslında bakarsanız şu am is are var ya. Am is are. Bunlar da bir fiildir. Yani kuralımız halinde değişmedi. Bir özne var. Özneden sonra bir fiil var. Geçmişte gösterdiğim bütün cümlelerde de aynısı var. Burada da aynısı var. Tense zamanı ne olursa olsun hiç fark etmez. İngilizcenin giriş kısmında nokta atışı yapmanız lazım. Fiille. Burada herhangi bir fiil olmadığından dolayı Sinem is diyerek Sinem'i tanımladım. Devam edelim mesela. Biz girişteyiz. Bakın burada da bir fiili yok değil mi? Biz girişteyiz.
Hani biz girişte yemek yiyoruz deseydik tamam orada bir yemek yemek fiili olurdu. Biz yemek yiyoruz girişte şeklinde söylerdiniz. Ama burada biz girişteyiz diyor. Herhangi bir fiil yok, eylem yok, hareket yok. O zaman direkt emizara yapıştırın. Biz kim? We. O zaman we are diyeceksiniz. We are at the entrance. We are at the entrance. Biz girişteyiz. Biz girişteydik olsaydı eğer mesela kurduğunuz Türkçe cümle geçmiş zaman olduğundan dolayı we were diyecektiniz. We were at the entrance. Biz girişteydik. Devam edelim. Mesela benim annem ev hanımı. Burada bir eylem, fiil, herhangi bir şey var mı? Yemek yemek, içmek, gitmek, gelmek, uyumak gibi. Yok tabii ki. Benim annem var, ev hanımı var. Özne ne? Benim annem. Kim? Benim annem. Ne? Ev hanımı. Benim annemi tanımlamam lazım. Yani My mother is a housewife. My mother is a housewife. Benim annem bir ev hanımı. Benim annem ev hanımıydı olsaydı nasıl bir cümle olurdu mesela? Hangi zamanda olurdu? Tabii ki geçmiş zamanda değil mi? Bu durumdayken siz my mother was diyeceksiniz. My mother was a housewife. Was şurasıyla geçmiş zamanı vurguluyorsunuz. Yine cümlenin en baş kısmı, başlangıç kısmı her şeyi kendi içerisinde barındırıyor. Yani siz girişte hata yapmayın. Geri kalan kısmı bir şekilde kendi kendine şekil alacaktır arkadaşlar. Geri kalan kısmından endişelenmeyin. Giriş kısmından endişelenmeniz gerekiyor. Ve zaten giriş kısmı genellikle birçoğunuza gelmiyor İngilizce konuşmak istediğiniz zaman. Bu kelimeler sizde olmasına rağmen. Neden? Çünkü İngilizcenin çalışma şekline alışık değilsiniz. Ama kendi ana diliniz üzerinden siz İngilizceye geçiş yapabilirsiniz. Mesela bakın benim ailem Ankara'da yaşıyor. İşler şimdi değişti. Yaşıyor değil mi? Yani kim benim ailem ne yapıyor? Yaşıyor. Demek ki aklınızdan geçen Türkçe cümlenin giriş kısmı ya da son kısmına odaklanacaksınız. Benim ailem yaşıyor diyeceksiniz. Sonra da Ankara kısmını ekleyeceksiniz. Mesela bunu siz kendiniz deneyin. Kendiniz şimdi videoyu duraklatın, deneyin. Benim ailem yaşıyor Ankara'da şeklinde ifade etmeye çalışın İngilizce. Yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım yapmışsınızdır. My family, benim ailem. My family lives in Ankara. My family lives in Ankara. Benim ailem yaşıyor Ankara'da. Bizim iki çocuğumuz var. Yani bizim var iki çocuğumuz şeklinde söylemeniz gerekiyor. Have has ile yapacaksınız. Yani we have two kids veya we have got two kids. Have got ile have arasında ne fark var derseniz hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. I have got two brothers veya I have two brothers. İkisi de aynı yola çıkıyor. İkisi de aynı mesajı kendi içerisinde barındırıyor. Kafanızı bu kadar karıştırmayın. Yani birbirlerinden farklı değildir bunlar. Mesaj olarak aynı mesajı kendi içerisinde barındırıyor. Siz isterseniz we have two kids deyin. İsterseniz we have got two kids deyin. İkisi de aynı anlama gelecektir. Yani burada we have two kids deyince elma, we have got two kids deyince armut olmayacaktır. İkisi de aynı anlama gelecektir. O yüzden içiniz rahat olsun. Mesela benim iki erkek ve bir kız kardeşim var demek istediğiniz zaman hemen benim var iki erkek ve bir kız kardeşim demeniz gerekiyor. I have got two brothers and one sister şeklinde söylemeniz lazım. Cümlenin giriş kısmı yine önemli. Mesela Ayşe çok akıllı bir kız. Şimdi bu cümlemizde Ayşe var. Çok akıllı kısmını biz ona tanımlamamız gerekiyor. Ayşe bir kızdır sonuçta değil mi? She olacak. She. O zaman she are mı? She is mi? She am mı? Hangisi? She is tabii ki değil mi? Yani she is. Ya da Ayşe is. Ayşe is a very smart girl. Ayşe çok akıllı bir kızdı deseydik nasıl olurdu? Çok akıllı bir kızdı. Cümle tabii ki geçmiş zaman değil mi? O zaman Ayşe was. Ayşe was a very smart girl. Bakın şimdiye kadar gösterdiğim bütün örnek cümleler var ya, yani sanki size böyle 50-60 tane böyle tense varmış gibi gelmesin. Şurada kullandığımız 3 tane zaman var. Geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman bitti. Bunun dışına çıkmadık. Yani 3 farklı tense'in dışına çıkmadık. Gördükleriniz hep bu üçü arasında gidip geliyoruz. Ve bu 3 tense'le sizin ifade edemeyeceğiniz hiçbir konu yoktur.
Yani bunların kendi sizin için yeterlidir. Bu da onlardan biri. Şimdi ben bir bardak su alabilir miyim? Ben alabilir miyim bir bardak su şeklinde söylemeniz gerekiyor. Yani can I have a glass of water şeklinde söylemeniz lazım. Ben alabilir miyim? Can I have? Ben alabilir miyim bir bardak su? Yani soru cümlelerinde de bu kural belli bir derecede geçerli. Başlangıç kısmıyla son kısmına bakacaksınız. Bir bardak su alabilir miyim diye aklınıza gelecektir. Buna baktığınız zaman, "Aa, bunun öznesi neydi ya?" diye biraz da düşünürseniz ben olduğu ortaya çıkacaktır. Ben bir bardak su alabilir miyim? Can I have a glass of water, please? Diyerek devam edeceksiniz. Evet, biraz daha siz yapın şimdi bu cümleyi. Ben markete gidiyorum. Biraz sebze ve meyve alacağım. İki cümle ayrı ayrı şöyle bir ele alın. Cümlenin başıyla sonlarına dikkat edin. Şu şekilde söylemeniz lazım. Ben gidiyorum markete. Biraz alacağım sebze ve meyve. Bu şekilde söylemeniz gerekiyor. Cümlenin baş kısmı yani. Ben gidiyorum. I'm going to the market. İşte I'm going to the market. Ben markete gidiyorum. I'm going to buy. Ben alacağım. Yani ben satın alacağım. I'm going to buy some vegetables and fruit. Biraz meyve ve sebze satın alacağım. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu şarkıyı çok seviyorum. Güzel bir şarkı. Cümlenin öznesi ne burada? Ben, değil mi? Ben seviyorum bu şarkıyı çok demeniz gerekiyor. Devamında da güzel bir şarkı. Öznesi ne burada? O, değil mi yani? O güzel bir şarkı. O güzel bir şarkı şeklinde söylemeniz lazım. Burada fiil olmadığından dolayı o yani it. İtin is mi, are mı, am hangisini kullanacaksanız onunla yapmanız lazım. Yani İngilizcesi şöyle olacak. I love this song so much. I love this song so much. Ben seviyorum bu şarkıyı so much. Çok. I love this song so much. It is a beautiful song. It is a beautiful song. It, o. O'yu tanımlıyorum hemen. Is diyerek. Bir güzel şarkı. It is a beautiful song. Umarım anlaşılmıştır. Mesela kuzenim Bengü tercüman. Dört yabancı dili biliyor. Şimdi ilk cümleye odaklanalım. Kuzenim Bengü. Tercüman. Fiili var mı burada? Yok. Fiili yok. O zaman kuzenim Bengü'yü baz alarak tercümanlığı ona tanımlamam gerekiyor. Kuzenim Bengü bir kız olduğundan dolayı is olacak. Yani my cousin, kuzenim Bengü is. Yani she is a translator. She's a translator. O bir tercüman. Dört yabancı dili biliyor. Kim? O. Değil mi? Yani bakın burada biz özneyi pek kullanmıyoruz. My İngilizce'de hep kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden lütfen Türkçe'ye dikkat edin. İngilizce'de değil, Türkçenizde bir sıkıntı olabilir. Çünkü Türkçe'de kullanılmayan çoğu kurallar İngilizce'de geçerli. Onlarda cümlenin giriş kısmında siz hemen vermek istediğiniz mesajı tam net vermeniz lazım. En önemli soru, kim ne yapıyor? Bu ikisi. Kim? O ne yapıyor? Biliyor. She knows. Aklınıza hemen şu soru geliyor. Neyi biliyor? Yani dört dil biliyor, değil mi? Yani dört yabancı dil biliyor. She knows four foreign languages. She knows four foreign languages. Dört yabancı dil biliyor. Devam edelim. Ben yazılım mühendisiyim. Bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Ben yazılım mühendisiyim. Bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Tek tek ele alalım. Kim? Ben. Neyim? Mühendisim değil mi? Ya, yazılım mühendisiyim. Burada fiil, bir eylem, bir hareket herhangi bir şey olmadığından dolayı yazılım mühendisi kısmını bana tanımlamamız gerekiyor. Yani I am diyerek kendimi ifade etmem gerekecek. Ben yazılım mühendisiyim. Şimdi bir teknoloji şirketinde çalışıyorum derken buradaki özne ne? Cümlenin ilk başında ne olması lazım? Ben değil mi? Yani ben bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Ben çalışıyorum bir teknoloji şirketinde şeklinde cümleyi tamamlamanız gerekiyor. Bunun İngilizce karşılığı o şekilde olacaktır. Yani I'm a software engineer
Ben bir yazılım mühendisiyim. I work for a technology company. I work for a technology company. Ben bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Ben çalışıyorum kime? Şuna, yani for. Yani şunun için çalışıyorum. Kim için? Bir teknoloji şirketi için çalışıyorum ya da teknoloji şirketinde çalışıyorum. Şimdi ben yazılım mühendisiydim. Bir teknoloji şirketinde çalışıyordum olsaydı nasıl olacaktı işler? Tabii ki geçmiş zamana uğrayacaktınız değil mi? Yani geçmiş zamanı yapmanız lazım. Yani I was değil mi? I was a software engineer. Ben yazılım mühendisiydim. Ben bir yazılım mühendisiydim. I worked. Geçmiş zamanlı olacaktı burası. Cümlenin giriş kısmı. I worked for a technology company. I worked for a technology company. Teknoloji şirketinde çalıştım. Ben tarih derslerini seviyorum. Tarihçi olmak istiyorum. Başa bakıyoruz. Ben seviyorum tarih derslerini. Ben istiyorum olmak tarihçi demeniz lazım. Hemen göstereyim. I like history classes. Tarih derslerini seviyorum. Ben seviyorum tarih derslerini. I like history classes. I want to be a historian. Ben bir tarihçi olmak istiyorum. Yani ben istiyorum olmak bir tarihçi şeklinde. Cümleye giriş kısmı her zaman cümlenin devamına karar verecektir arkadaşlar. Cümlenin giriş kısmını artık biliyorsunuz nasıl yapmanız gerektiğini. Aklınıza gelebilecek milyonlarca farklı cümlelerden bir tanesi bu. Başıyla sonuna odaklanacaksınız. Hilal taktiği uygulayacaksınız. İngilizceyi fethetmek istiyorsanız eğer. Ve İngilizcenin de fethedilebilmesi için nasıl çalıştığını çok iyi bilmeniz lazım. Ok taktiğiyle. Yani cümleye giriş yaptığınız zaman nokta atışı yapmanız lazım. I want, ben istiyorum. Ne istiyorsun? To be, olmak istiyorum. Ne olmak istiyorum? A, bir historian, tarihçi. Bu şekilde ifade etmeniz lazım. Mesela hani malum şu anda ben bu videoyu çekerken seçimler geliyor. Ben hiçbir partiyi desteklemiyorum diyen arkadaşlar var. Bunun İngilizce karşılığını merak ediyorsunuzdur muhakkak. Siyaseti sevmiyorum. Şimdi bu cümleyi siz nasıl söylemeniz gerekiyor İngilizce'de? Ben desteklemiyorum hiçbir parti şeklinde söyleyeceksiniz. Siyaseti sevmiyorum derken de orada görünmeyen özne ben. Yani ben siyaseti sevmiyorum. Ben sevmiyorum siyaset şeklinde ifade etmeniz lazım. İngilizcesi şu şekilde olacak. I don't. Bakın bu olumsuz bir cümle. I don't support any parties şeklinde söylemeniz lazım. Ben herhangi bir partiyi desteklemiyorum. I don't like politics. I don't like politics. Ben politikayı sevmiyorum. I don't like politicians. Ben politikacıları sevmiyorum. Evet, ama yine de gidin oyunuzu kullanın arkadaşlar. Ne de olsa bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı bir açıklama yapacak. Kim? Cumhurbaşkanı. Ne yapacak? Açıklama yapacak. Cumhurbaşkanı açıklama yapacak öğleden sonra şeklinde söylemeniz lazım. Yani İngilizce'deki önem sırası neydi? Kim ne yapar ya da kim ne yapacak değil mi? İlk başta en önemli cümleyi vereceksiniz. Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Yani The president will make a statement in the afternoon. Cumhurbaşkanı yapacak, will, acak gibi yani make yapmak, yapacak, ne yapacak? Bir açıklama, statement. Bir açıklama, ne zaman? In the afternoon, öğlen. Evet, dediğim gibi ben siyaseti veya siyasetçileri sevmiyorum. Bazen böyle şeyler oluyor değil mi? Dediğim gibi ben bu işte siyaseti ve siyasetçileri sevmiyorum. Ben şunları ve şucuları sevmiyorum. Ben bunları bilmem sevmiyorum şeklinde ifade etmek istediğiniz zaman dediğim gibi diye cümleye girebilirsiniz daha önce söylemişseniz. Ki ben daha önce söyledim, bu cümleden önce söylemiştim. Şimdi de diyorum ki dediğim gibi ben siyaseti ve siyasetçileri sevmiyorum. Bunun İngilizce karşılığını elde etmek isterseniz cümlede işte başına odaklanacaksınız, bir de sonuna odaklanacaksınız. Dediğim gibi kısmı o cümlenin giriş kısmı zaten. Onu genellikle bir ifade olarak yani kullanıyoruz. Önemli olan burası. Ben sevmiyorum siyaseti ve siyasetçileri diye
kendinizi İngilizce ifade etmeniz gerekiyor. As I said. As I said. Ben söylediğim gibi. As burada gibi anlamında. Daha önce ifade ettiğim gibi. Daha önce belirttiğim gibi. Daha önce size söylediğim gibi. Ya da dediğim gibi. As I said. Virgül. I don't like. Ben sevmiyorum. Bakın burada da geçerli. Hilal taktiği her zaman geçerli. İngilizce'den ok taktiğini çözebilmeniz adına. I don't like politics and politicians. Evet. Şimdi size düşen görev arkadaşlar. Ben size örnek cümleler hazırladım. Mesela ben hiç kimseyi kandırmadım. Siz bunu İngilizce karşılığını elde etmek için ben kandırmadım hiç kimseyi demeniz gerekiyor. Bu ilacı günde iki kez veya iki defa içeceksin. Yani görünmeyen sen var değil mi? Yani sen bu ilacı günde iki kez içeceksin. İngilizce karşılığını sen içeceksin bu ilacı iki günde iki kere demeniz gerekiyor. Yani bu şekilde ben size örnek cümleleri hazırladım. Ben şuraya kadar göstereyim. Burada bayağı bir örnek cümlelerimiz var. Bu cümleler sizin aklınıza gelebilecek milyonlarca farklı cümlelerden sadece birkaç tanesi diyebilirim. Videoyu duraklatarak siz bunu kendiniz yapmaya çalışın. Şu anda değil, şu anda değil. Ders bittikten sonra yapmaya çalışın. Çünkü bunun İngilizce karşılıklarını da şimdi ben göstereceğim. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bunlar o cümlelerin İngilizce karşılıkları. Birazdan bu ders bittikten sonra siz geriye dönün ve şu sayfaya gelin. Şurada. Evet, buraya gelin ve videoyu duraklatın. Kağıt kalemi elinize alın. Nereden başlamanız gerektiğini ben size sarı şeyler, renklerle göstermişim. Yani herkes ister saygı ve sevgi. Ben çalışmıyorum bugün. Ben gülmeyeceğim bu şakana şeklinde siz İngilizce karşılıklarını elde edin ve daha deminki cevaplar kısmına geçin. Bir kontrol edin. Ve kendinizi bu alıştırmalarla kısıtlamayın. Bunlarla kendinizi kısıtlamayın. Mümkünse daha fazla cümleler kendiniz kurmaya çalışın. Rastgele bir tane kelimeyi alın, ondan kendi istediğiniz cümleleri söylemeye çalışın. Gündelik hayatta en sık hangi cümleleri kuruyorsanız eğer, onlara yönelik bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz İngilizce. Uzun lafın kısası arkadaşlar, İngilizceyi fethetmek istiyorsanız hilal taktiğini kullanacaksınız. Ne de olsa karşı tarafın, yani İngilizcenin size karşı uyguladığı taktik çok net ve basit, belli, karmaşık değil. Cümlenin giriş kısmı. Giriş kısmını siz alırsanız gerisi gelir. Onlarınki ok taktiği, bizimkisi hilal. Umarım bu işin mantığını anlatabilmişimdir. Bunun devamını getirmeye çalışacağım. Yani bu konuda sizin görüşleriniz, talepleriniz belli bir derecede önemli. Aslında ben biliyorum, ne istediğinizi biliyorum. Sadece bunu hangi sıralamayla nasıl sunabilirim? Ben onun peşindeyim ve ben genellikle sizin bu işi kendiniz götürmeniz taraftarıyım. Yani öğretmene bağlı bir öğrenci ben istemiyorum. Bunu yapabilmem için binlerce video kendi kafamda şu anda var. Yapabilirim bunu, normalde hiç problem değil. Ama biraz da zora talibim arkadaşlar. Bunu siz kendiniz yapabilirsiniz. Kendi ana dilinizden İngilizceye karşı hedef dile nasıl geçiş yapmanız gerektiğini gösterdim burada. Geriye kalan, siz bunu götüreceksiniz, kendiniz yapacaksınız. Bol bol okuyacaksınız, dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz. Üretim yapacaksınız. İngilizce'de dilde üretim yapmanız gerekiyor. Dilin yapısıyla ilgili çalışmaları artık yavaş yavaş azaltmaya bakın. Ne kadar fazla gramer çalışırsanız sanki bu dil o kadar kolay olacakmış gibi gelebilir sizin için. Hayır, kolay olmayacak. Tam tersi, zorlaştıracaksınız kendinize. Yani dil bilgisi adına eğer benim gösterdiğim buradaki dil bilgisi ise bu kadar sizin için yeterli. Neyi nerede nasıl yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 3 tane zamanda ben burada cümleleri gösterdim. En fazla 4'e çıktık. Bunlara da bakıverin. Yani sizin ihtiyaç duyacağınız tense dediğim şeyler 5'ten fazla değil. Bu dersim sizin üretim yapmanızı daha fazla çoğaltma adına. O yüzden hedefe, amacına ulaşması için arkadaşlar lütfen çalışın, üretin, kendi cümlelerinizi kurun, Türkçe'ye dikkat edin, kullandığınız dile dikkat edin. Bir nevi Türkçe bu durumdayken sizin ilk diyeceğiniz ilk düğmedir. Onu yanlış iliklerseniz zincirleme kaza yapmanız tabii ki kaçınılmayacaktır. O yüzden ana diliniz her neyse ona çok önem vermeniz lazım. Ona ne kadar fazla önem verirseniz
İkinci, üçüncü, 15. dil hiç fark etmez. Çok rahat öğrenebilirsiniz. Bunun örneği tonlarca var. Halihazırda dünya genelinde çok fazla dil öğrenen poliglot dediğimiz kişiler çok sayıda var. Onlardan biri de siz olabilirsiniz. Bu mümkün. Bu içi boş bir vaat değil bu arada. Boşu boşuna gaza getirilme amaçlı da söylenmiş bir cümle de değil. Evet. Görüşleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen kanalıma destek olun. Tavsiyede bulunun. Eğer buraya kadar geldiyseniz like tuşuna basmanızı tavsiye ederim. Bu içeriklerin daha fazla kişiye ulaşması adına bunlar çok önemli. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.